Denge soruları, şekildeki gibi bükülmüş XYZ ve T telleri O noktasında asılıyor. Bu tellerden hangileri düşey düzlemde şekildeki gibi dengede kalabilir? Arkadaşlar bir telin dengede kalabilmesi için ipin uzantısının ağırlık merkezi üzerinden geçmesi gerekiyordu. İpin uzantısına göre cisimlerde simetrik bir şekilde çıkarttığımızı düşünelim. Şu iki parça birbirini götürecek, şu iki parçanın da birbirini götürdüğünü kabul edersek, dışarıda bir tel parçası kalmadığı için sistemin dengede kalacağını söyleyebilirim. O'dan ipin uzantısını devam ettirdiğimizi kabul edelim ve bu uzantıya göre simetrik parçalar çıkartıyorum. Şu iki parça birbirini götürdü. Bu iki parça da birbirini götürse, artık şu iki parça da birbirini götürecek. Dışarıda bir parçamız kalmadı. Demek ki sistem dengede kalabilir. Yine O'nun uzantısını devam ettiriyorum. Şu iki parça ile birbirini götüreceğim. Bu iki parça da birbirini götürdü. Dışarıda bir parça kalmadığı için sistem dengede kaldı. Simetri olayı her soruda uygulanamıyor. Ne yapmamız gerekiyor peki? O zaman da moment prensibinden faydalanacağız. Şuradaki sol tarafta 4 birimlik bir telimiz var. O zaman ağırlığı için 4'dür desek. 2 birimlik tel sağ tarafta ağırlığı için 2 birimdir diyorum. 3 birimlik bir telimiz var ağırlığı için 3 birimdir dedim. Ve O'ya göre moment aldığımızda eğer ki buradaki sistem dengede kalabiliyorsa o zaman ne olacaktır? Cismin de düşey düzlemde dengede kalabilecektir diyebiliyoruz. Bakalım 4 çarpı 2 eşit midir? 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 2'dir diyorum. E buradan 8 eşit midir? 2 artı 6'dır dersek 8'in eşit olduğunu söyleyebilirim 8'e. Yani demek ki teğet elimizde dengede kalabiliyormuş. Özdeş küpler konularak oluşturulan cisimlerin hangileri verilen konumda dengede kalabilir? Bir cismin dengede kalabilmesi için yere temas ettiği noktalar arasında mutlaka kütle merkezinin uzantısının bulunması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki parçalar için şu parçayla şu parçanın ağırlık merkezi nerede oluşacak? Tam bu noktada. E diğer 6 tane küpün ağırlık merkezleri de yine bu nokta üzerindedir diyebilir miyim? Yani ağırlık merkezimizin bu düşey doğrultuda yere temas ettiğimiz dış noktada bile olması sistemin dengede kalması için yeterlidir. Ağırlık merkezinin uzantısı ya bu noktalar arasında kalacak ya da buradaki yere temas edilen noktalar üzerinde olması yeterlidir diyebiliyorum. Şuradaki 4 tane küpümüz için ağırlık merkezimiz artık şu noktada. Şu 2 küp için artık şuraya aldım ve diğer açıkta kalan 2 küpümüz için de şuraları alıyorum. Ağırlık merkezi mutlaka şu aralıkta çıkmak zorunda kaldı. E ne demiştik biz yere temas ettiğimiz noktalar arasında kalması yeterliydi. O zaman B cismi de dengede kalabilecektir diyebiliyorum. Şu 4 küpümüz için ağırlık merkezimiz burada. Geriye kalan 3 küpün ağırlık merkezi artık bu noktadaysa yine sistemin ağırlık merkezi yere temas edilen noktaların uzantıları üzerinde bir yerde olacaktır. Yani C cismi de dengede kalacaktır diyebiliriz. Levhadan taralı parçalar çıkartılıyor. Levhanın dengesinin bozulmaması için 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parçalardan hangileri çıkartılmalıdır? Sistemin dengede kalabilmesi için ağırlık merkezinin ipin uzantısı üzerinde olması yeterliydi. O zaman buzdaki sistemin dengede kalabilmesi için çıkarttığımız parçaları da ipe göre simetrik bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Yani demek istediğim şu. Şuradaki taralı parça ipe olan uzaklığı kaç birim? 2 birim. O zaman çıkarttığımız parçaların da mutlaka İpe göre iki birim uzaklıkta olması gerekiyor. Numaralandırılmış parçalara göre buradan bir numaralı parçayı çıkartabilirim. Peki şuradaki taralı parça ipe olan uzaklığı bir birim. O zaman ne yapacağım? Ters tarafta ve yine bir birim uzaklıkta bir parça çıkartacağım. Şu dört parçadan herhangi birini çıkartabilirim. Numaralandırılmış parçalardan dört numarayı çıkartıyoruz. Ve yine burada taralı parçayı çıkarttığımız zaman ipe göre bir birim uzaklıktaki beş numarayı çıkartmamız gerekiyor. Bir, dört ve 5 numaralı parçalar çıkartılırsa sistemin dengesi bozulmayacaktır diyebiliriz. Levhadan taralı parçalar çıkarılıyor. Levhanın ağırlık merkezinin yerinin değişmemesi için 1 2 3 4 5 numaralı parçalardan hangileri çıkartılmalıdır? Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Ağırlık merkezinin yerinin değişmemesi diyor. Diğerinde denge bozulmasın demiştik. Eğer ki ağırlık merkezinin Yerinin değişmemesini istiyorsan çıkarttığın parçaları mutlaka ağırlık merkezine göre simetrik çıkartacaksın. Şu parçanın ağırlık merkezine göre simetriği kimdir? 3 numara. Peki bu parçanın ağırlık merkezine göre simetriği kimdir? 4 numara. Şu parçanın ağırlık merkezine göre simetriği kimdir? 1 numara. O zaman çıkartacağımız parçalar 1, 3 ve 4 tür diyebiliyoruz. Denge bozulmasın denildiği zaman ipin uzantısına göre simetrik parçalar çıkartabiliyorsun. Ama ağırlık merkezinin yeri değişmesin denildiğinde mutlaka çıkarttığımız parçayı ağırlık merkezine göre simetrik bir şekilde çıkartmak zorundayız. Müzik